Dalyan caddesindeyiz, mahallesindeyiz. Burada bulunmamızın sebebi arkamızda da gördüğünüz üzere 23 Nisan'da akıl rahmetine kavuşan Kaptan Gürt için buradayız. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle bu hafta 1 ve 7 Haziran haftası Türkiye Çevre Haftası olarak ilan edildi. 81 günde 5 zamanlı olarak tüm hafta boyunca etkinlikler düzenlenmekte. Ve bugün de 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde birçok etkinliğimizin yanı sıra Kaptan Cun'un anısına buradayız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olarak Kaptan Cun'un vefatı sonrası hemen harekete geçtik. Ortaca Belediye'mizin de katkılarıyla beraber anısına arkamızda gördüğünüz heykelin yapımıyla ilgili çok kıymetli heykel tıraşımız İnayet Türkoğlu ile beraber çalıştık. Çok kısaca Kaptan Cun'dan bahsedeyim. Sonra da sözü heykel tıraşımıza bırakacağım. Kaptan Cun 1922 yılında İngiltere'de doğdu. 1975 yılında kiraladığı teknesiyle beraber Mavi Yolculuk sonrası Dalyan sahillerine geldi. İztuzu plajına geldi ve buraya hayran kaldı. Bir 10 sene sonra yaklaşık 1986 yılında geldi ve kalıcı olarak buraya yerleşti. Bir barakada yaşadı Kaptan Cun. Deniz kaplumbağaların, karettaların gönüllü annesi olarak burada onlar için seneler boyunca sürekli uğraştı. Yumurtlamaları, denize ulaşmaları, mevcut yaşamlarını daha iyi şartlarda ilerletebilmeleri adına elinden geleni yaptı. Çok büyük çabaların içerisine girdi. 1988 yılında İztuzu plajının özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesinde çok çaba gösterdi ve bunda da başarılı oldu kendisi. 2009 yılında Kaptan Cun Türk vatandaşı oldu. Ona artık Kaptan Haziran adı verildi. Kendisi bunu kabul etti. Sokağına da, yaşadığı evin sokağına da aynı isim verildi Kaptan Cun'un. Ve sonra da 2011 yılında bununla alakalı olarak, deniz kaplumbağaları ile alakalı olarak bir koruma vakfı kurdu. Bu vakfın çok önemli faaliyetlerinden bir tanesi de bilindiği üzere bu kanalların üzerinde gezi teknelerimiz. Bir normalde 30 ile 50 yıl dayanan bir malzeme. Ama daha sonrasında bronz yapılmayı düşünülüyor bakanlık tarafından. Daha kalıcı olsun diye Kaptan Cun'a da bunun yakışacağını düşünüyorum. Onu ölümsüzleştirecek olan bu anıt bronzla birlikte daha da ölümsüz hale gelecek. Bildiğiniz gibi Kaptan Cun 23 Nisan 2022 yılında vefat etti. Hakikaten Dalyan'ın bugün Dalyan olmasına büyük bir katkısı olabilir. İngiliz vatandaşımız ama bu İngiliz vatandaş olması bizim Dalyan gibi Türk topraklarının içindeki yerini korumak istemesi bizim için çok güzel bir şey. Ve Çevre Bakanımızın bu bayan için ölümsüzleştirmek için böyle bir anıt yapması da takdir şayan bir şey diye düşünüyorum. Ben Çevre Bakanımıza, Ordu'cu halk adına, şahsım adına teşekkür ediyorum. İyi bir, güzel bir eser yapmış Sayın Heykel Tıraş arkadaşım da. Kendilerine teşekkür ederim. Şey. Beraber öyle de işte burada yok, yerde ayrıca